Yarın katılımını bekliyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasıl keyifler? İyi, çok şükür. Sizden nasıl? Yolundadır İyi umarım valla. her şey. Yolunda, hala Covid olmadan idare etmenin peşindeyim. Evet, direniyoruz hepimiz. Kaç tazı tut şeklinde bir durum söz konusu. Dün işte yasakları hep beraber dinledik. O yasaklardan kim tam olarak yasaklı, kim tam olarak yasaklı değil onu anlamaya çalışıyorum bir yanıyla da. Çünkü çok muğlak da kalabilecek Her yerler var. Her seferinde böyle oluyor ama sanırım bu sefer biraz daha daraltmışlar. Ben de tam genelgeyi okumadım ama bakanın da söylemlerine göre bu sefer şeyleri kısıtla, yani denetimleri daha sık yapacaklar diye tahmin ediyorum. Öyle görünüyor. Zira öyle yapmazlarsa çok daha sarpa saracak işler gibi bir görüntü söz konusu. Bir an Evet, önce yazık ki. hepimizin doğru düzgün bir şekilde kendimize gelmesi gerekiyor. Orada anlaşılamayan bazı noktalar var. Mesela banka ve türevi olan finans kurumlarının Türkiye çapında yer şeyse, bir geniş ağ söz konusuysa asgari sayı bilişim, bilgi işlem departmanları ve asgari sayıda şirket tarafından belirlenmiş sayıdaki çalışanla birlikte devam edebileceği ve bunun saat sınırlamasında saat 10 ile 16 arasında olduğu söyleniyor. Şimdi biz tam da bu gruba giren bir mesela info yatırım olarak tam bu grubun insanıyız aslında. Çünkü Türkiye'de bir ağımız var. Finans işi yapıyoruz. Asgari sayıda personelle çalışıyoruz da 18-15'te kapanan piyasayı nasıl 16'da terk edeceğiz? Mesela kafamda bir deli soru. Çok, evet. Bir de genelde ben de ona dikkat ettim. Banka diye kısıtlıyor. Evet, yani finans kuruluşuyuz. Aslında onu kastediyor ama burada yine böyle bir anlam karışıklığı. Sadece banka diye bahsetmiş benim gördüğüm. Eksik Banka görmüş ve olabilirim türevi belki. diyor orada. Ben Öyle hemen mi? genelgeyi de açayım şuradan. İçişleri Bakanlığı genelgesi. Ama yani bazı yerlerde gerçekten şeyler var. Enteresan kısıtlar var. Baktık. Bir taraftan işte mesela alkollü içeceklerin bu kapanılan 17 gün boyunca satılamayacağı, tekerlerin açık olacağı var. Ama İçişleri Bakanlığı genelgesine bakıyorum. Genelgede böyle bir şey yok. Durum söz konusu değil. Dolayısıyla bazı yerler biraz muğlakta kalmış diye düşünüyorum. Evet, uygulamada göreceğiz. Yeter ki şu Covid rakamlarını azaltalım. Çünkü bu Evet. hani bizim işte analiz yaptığımız piyasadan da tutun, bütün hepimizin psikolojik durumunda her şeyi etkiliyor. Ne yazık ki Ya olumsuz almak abartmayın, mümkün. onlar kamu kurumları için demişler. Hayır, mesela Garanti Bankası, Deniz Bankası, bunlar bu kamu bankası değil ya da kamu kurumları değil. Aracı kurumlarda normal çalışma, tabii ki normal çalışma olacak. Yani çalışma olmaması mümkün mü? Ama belirtilmemiş düzgün şekliyle, onu söylemeye çalışıyorum. 30. maddede şey yapılıyor, İçişleri Bakanlığı genelgesine, bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları asgari sayıda olmak kaydıyla sokağa çıkma yasağından belirlenen saatler içerisinde muaf olacaklar. Onu söyleyeyim. Yani bunun Yani mantıken yani orada zaten da böyle olması bir işaret gerekiyor. daha düşeyim. Örnek veriyorum, Forex piyasası 24 saate açık bir piyasa. Hadi diyelim ki borsanın açık olduğu bir saati kapsıyor diyelim. Ama bizim burada 24 saat bir hizmet vermemiz gerekiyor. Ve bazı hizmetler ne yazık ki
ya da teknik izlemeleri ne yazık ki ev ortamından yapamıyoruz. Yani ofiste muhakkak bir ya da birkaç arkadaşımızın bulunması gerekiyor. Ama tabii yani Evet. bunun gibi bizim gibi birçok sektör var. Hepsini düşünüp de bir genelgeye sığdırmak mümkün değil tahmin ediyorum. Umarım uygulamada bu tarz şeylere müsamaha gösterilir diye umuyorum. Evet, yoksa polis memuru arkadaşlarımıza durduk oturduk yere borsanın işte FX piyasasının 24 saat 5 gün 24 saat çalışan bir piyasa olduğunu anlatıp Evet. hani A101'den başlamak mecburiyetine kalmayalım. Ben nasıl ki bir polis memurunun işini bilmem, polis memuru da benim işimi bilmez. Evet. Dolayısıyla işi anlatmak mecburiyetinde kalma durumu da kötü Kötü. diye düşünüyorum. Bakalım inşallah kazasız belasız ve sayıların düştüğü şekliyle bu hikayeyi de atlatır gideriz diye umut ediyorum. Bu arada arkadaşlar bir İnşallah. hatırlatma. Bu gece sahura kalkacak olan arkadaşlarla sahura kalkmayacak ama Clubhouse'da ne dedikodusu yapıyoruz diye merak edenlerle. Keyifli keyifli işte siz sorun da orası daha interaktif tabii. Burada sorularınızı yazarak soruyorsunuz. Orada sizi odaya alıyoruz. Öyle konuşacağız. Biraz finans dedikodusu yapacağız. Dolayısıyla keyifli keyifli sohbetimize gece saat 3, sabah karşı saat 3'te beklerim. Bu gece kalkacaklar, kalkmayacaklar için duyan duymayana haber versin. Uyumayanlar uyanları uyandırsınlar. Gece görüşürüz diyorum. Mutlu Bey sizi de bekliyorum bu arada. İnşallah. Şuradan söyleyeyim. Kalkarsanız uyanık olur. Uykunuz falan kaçar belki. Neden Peki hadi olmasın? başlayalım. Başlayalım. Uykuyu ne kaçırır? Asya seansında birdenbire mesela yükselmiş 8.40'ların 8.50'lere doğru yükselen bir dolar kuru pazar gecesi uyku kaçırır mı? Kaçır. Pozisyona göre değişir tabii ki. Ama kaçırır genel olarak. Kaçırır. Ondan sonra Yani. 8.21'e doğru inerse o Ya. uyku ertesi güne sağlıklı olur mu? Ne yazık ki olmuyor. Yani bunu uzun zamandan beri ne yazık ki bu tarz hareketlerle karşılaşıyoruz TL kanadında. Asya seansı likiditenin çok az olduğu seans. Dolayısıyla bu açılışlardaki bu fiyatlamalar genellikle kalıcı olmuyor. Bunu yani işlem yapan çoğu yatırımcımız biliyordur. Ama tabii bu fiyatlamanın nedenlerine bakmak lazım. Aslında geçtiğimiz haftadan hafif hafif sinyallerini vermeye başlamıştı. Bu sinyallerin başında en önemlisi gerçekten bu vaka sayıları geliyor. Çünkü bizim cari açımızın finansmanında çok önemli bir şey, kalem, turizm gelirleri. Hükümet bir süre tam kapatma tarafından bir şey yapmadı. Karar almadı. Dolayısıyla böyle gideceğini varsayarak ve turizm sezonunu kaçırabileceğimizi düşünerek bu TL üzerinde de fiyatlanmasını gördük geçen hafta Cuma'ya kadar. Hafta sonu Biden'ın yapmış olduğu açıklama üzerine tuz biber oldu ne yazık ki. Açılışta sert bir fiyatlamayla karşılaştık. 8.48 yani bir önceki galiba all time high'ı 8.57 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam dolar TL'nin. Evet. Belki 8.48'in üzerinde oraları test etme ihtimali olabilirdi. Burada biraz da Biden'ın Amerika'dan gelen açıklamalara Türkiye kanadından tepkilerin ne olacağı beklendi. Dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları gayet soğukkanlı. Yani belki biraz daha orada daha sert tepkiler gelseydi fiyatlamamız daha farklı olabilirdi. Ama cevabımızın zaman içerisinde olacağını gösteren bir açıklama geldi. Bu da TL'yi biraz sakinleştirdi. Bu sabah 8.18'lere kadar gelen bir fiyat gördük. Şu anda 8.20-8.21 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ben hani 8.18 seviyesinin altına bir tekrar 8'leri test edebileceğimiz, belki 8'in altına gelebileceğimizi düşünüyorum. Ama burada gerçekten hani, ABD ile olan ilişkiler ne kadar sertleşecek, yakın zamanda böyle bir şey olacak mı? Bunları takip etmek gerekiyor ama Haziran'da NATO zirvesinde galiba iki başkan bir araya gelecek. Dolayısıyla ben o zamana kadar bir dilde böyle sertliğin olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bu biraz daha TL lehine hareketler görebileceğimizi şey yapıyor, gösteriyor. Üzerine kapatma. Bence piyasa tarafından olumlu algılandı. Çünkü gerçekten dediğim gibi turizm bizim açımızdan çok önemli bir gelir kalemi.
Şu an yani şu an belki de geç kalınmış bir kapatma kararı bizi Haziran'da turizm sezonuna yetiştirebilir diye düşünüyorum. Öte yandan işte bu fiyatlamanın içerisinde Rusya'nın aldığı kararı gördük ki bence yine siyasi bir karardı turist gönderme konusunda. Bunların hepsi fiyatlamanın içerisine girdi. Şimdi bu kapatmayla beraber biraz vaka sayılarımızı kontrol altına alabilirsek ben TL lehine bir fiyatlama görebileceğimizi umut ediyorum. Peki şimdi nerelere kadar diye sormak lazım herhalde orada destek direnç noktaları, kuvvetli olan destekler, kuvvetli olan dirençler, oraları nerelere? Yani şimdi psikolojik olarak 8 önemli ama 8'e gelinceye kadar 8-18 seviyesinin bir altında kalıcı kapanışları görmemiz lazım. 8-18'in altında belki 8'leri test ederiz. Onun altında da tamamen psikolojik bir seviye. Tekrar 7 yani 8 altına inersek de belki bir 7-80 seviyeleri test edilebilir. Ama burada tabii ki yanlış hatırlamıyorsam gelecek hafta bu hafta enflasyon raporu var. Evet. Pazartesi günü de enflasyon verisi gelecek. Bu verileri de yakından takip ediyor olacağız. Bunlar da fiyatlama üzerinde etkisi olabileceğini düşünüyorum. Yukarıda da yani test ettiğimiz 8.48 seviyeleri aşmayı ummadığımız seviyeler. Bunun üzerinde bir sonraki yani daha önceden test ettiği 8.57 seviyelerini görme ihtimali olabilir. Şimdi orada enflasyon raporundan ne bekliyoruz? Gelecek hafta başı pazartesi günü enflasyondan ne bekliyoruz? Yani şimdi burada daha kur etkisini henüz göremiyoruz o tarafta. Yani başkan değişimi hangi tarihte olmuştu? Mart ayı içerisinde başında galiba. Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Evet. Burada kur etkisini henüz görmeyeceğiz. Belki bir iyimser bir şeyle rakamla karşılaşabiliriz. Peki, peki bir sonraki hafta yanılmıyorsam 6 Mayıs'ta olacak. Orada bir tarih değişmeyecek herhalde diye tahmin ediyorum. Merkezin toplantısında kapalı olduğumuz döneme gerçi denk geliyor ama her şeyi zaten Zoom üzerinden yapıyorduk, hallediyorduk. Nedir oradaki beklenti, Şimdi merkez beklentisi? Merkez Bankası aslında yapacağı ilk hamleyi yaptı. Bir önceki toplantıda karar metninde bir değişikliğe gitti. Yani ilave sıkılaştıracağın gerekli takdirde ilave sıkılaştırmanın yapılacağına dair ifadeyi kaldırdı. Bu bence yani yeni yönetimin yapacağı algı olarak söylüyorum ilk hamleydi. Bundan sonra tabii ki ne zaman bir faiz indirim patikasına girer açıkçası hani yakın zamanda beklemek doğru değil. Ben burada en iyimser durumda bir faiz değişikliğine gitmeyeceğini öngörüyorum. Tahmin ediyorum. Beklentiler de bu yönde. Tabii ki bir işte bahsettiğim Amerika ile olan ilişkilerden dolayı bir atak yemezsek vesaire. Merkez Bankası'nın yeni başkanının görüşü de bu yönde. Yani bir faiz arttırımı gerektiği takdirde sözlü olarak bunu şey yapıyor. Bir politika değişikliği olmadığını sözlü olarak vurguluyor ama bunu karar metninden çıkartması da önemliydi. Bence ilk toplantıda yani gelecek toplantıda bir faiz değişikliği yönünde bir karar çıkmayacaktır diye tahmin ediyorum. Peki bu enflasyonun üzerinde bir faiz verme meselesi pas geçildiğinde ve gene geçtiğimiz ayki gibi bir yumuşak, daha güvercin sayacağımız bir metin olursa karşımızda kurda ne tepki vereceğiz? Yani kurda tepki vermek için sadece para politikası tabii ki önemli bir faktör ama diğer değişkenlere, diğer faktörlere de bakmak lazım. Yani gerçekten bu vakalar çok önemli bir şey, gösterge. Bizim yaz sezonuna normal bir şekilde gelebileceğimiz ve turizm geliri elde edebileceğimiz noktasında ben bir değişiklik yapılmamasının kur üzerinde önemli bir tepki ya da kalıcı bir tepki yaratacağını düşünmüyorum. Ama bu noktada bizim ciddi bir gelir kaybımıza neden olacak bir süreç devam eder ise ve Merkez Bankası para politikası olarak buna reaksiyon vermezse ne yazık ki TL'de değer kaybına görebiliriz. Yani yine burada seviye olarak konuşmak gerçekten bu seviyelerde çok zor.
Ama hani test ettiğimiz, daha önceden test ettiğimiz iki tane zirve 8.48 ve 8.57 çok önemli seviyeler. Ben hani bir süre biraz daha önümüzdeki resim netleşene kadar belki iyimser bir havanın gelmediğini varsayıyorum. Bu seviyelerde yani 8.20 ve 8.40 seviyeleri arasında bir yatay seyir görebiliriz diye tahmin ediyorum. İyimser senaryo gelmezse yani. Evet. Euro tarafında nasıl bir durum var? Çünkü orası tüm zamanların rekorunu test etti asıl seansında Evet. pazartesi günü. Sonra o da hızlı bir şekilde geri çekildi gördüğüm kadarıyla. 21.17 seviyeler sığınır, pardon. Bakalım en yüksek neyi görmüş? 10.27 diye hatırlıyorum ama 21.17. Ha, şey pardon. Euro TL olarak konuşuyorsun. Şimdi ben Euro deyince genelde biz Euro TL'yi ayrı bir enstrüman olarak değerlenmekten ziyade Dolar TL ve Euro Dolar kuruna bakıyoruz. Dolayısıyla direkt aklım Euro TL tarafına gitti. Yani tabii ki Euro TL tarafında da fiyatlamanın en büyük etkisi Dolar TL'deki hareket. Ama ikinci aşamadan da Euro'nun aşırı değerli olması. Euro Dolar da 1.21.17 seviyesini test etti. Neredeyse yani 2 ayın zirvelerinden biri. Euro TL kurunda yukarı gitmesinde temel şeylerden oydu. Orada hani destek direnç bakmak gerekirse hemen canlı canlı buradan bakıp neler diyebiliriz söyleyelim. Evet. En yüksek neyi görmüş? Hemen söyleyeyim. 10.27 seviyesini görmüş. Burada da 9.88, şu an 9.92 civarlarında 9.88 önemli bir destek gibi görünüyor. Bunun altında iyimser senaryoyu söylüyorum. 9.59'lara, 9.58'lere doğru bir geri çekilme görebiliriz. Yine Peki. de yukarıda kötü senaryo, ilk hedef 10.27 bir önceki zirve olabilir. Gelelim Görmek şimdi. istemiyoruz. Evet, görmek istemiyorum. Konuyu da Evet. hemen kapatmak istiyorum o yüzden. Evet. Bu arada pandemi hikayesinin bu kapanmanın gıdalara etkisi olur mu? Bence olur Evet. arkadaşlar. Faizler niye çıkıyor? Neresi? Amerika mı? Önceki. Çünkü Şimdi Amerika'daki tabii. tahvil faizleri çok önemli bir şey. Şu an piyasaya gerçekten ciddi anlamda her enstrümana, altından petrole, işte belki diğer euro dolara hepsinde ciddi etkisi olan önemli yakından takip ettiğimiz bir fiyat veri. Bu arada sen doktor musun diye sormuşlar. Değilim ama yani bir yıldır Covid'le mecburen yaşayan herkes gibi korunmanın yollarını bulmak üzere en azından doktorları can kulağıyla dinliyorum diyeyim. Teşekkür ederim. Çok güzel şeyler de geliyor. Mesajlar da geliyor. Altının durumu ne olur Mina Hanım diye sormuşlar. Ben de unutmayın olur altın dolum diyeyim. Altın şu an 1780 seviyelerinde. Altın 1775 seviyesi önemli bir destek seviyesi. Aslında baktığımız zaman Nisan ayı altın için herhalde 2021'in en iyi ayı diyebiliriz. Çünkü Nisan ayına kadar bir düşüş trendindeydi. Nisan ayında biraz yönünü yukarı çevirdi. Neden işte Mart ayının sonuna kadar? Çünkü Mart ayının sonunda yanlış hatırlamıyorum 1680 seviyelerini bir test ettik orada. Yani Fed'in bu kadar genişlemeci politikasından sonra tabii ki piyasada bir enflasyonist baskı beklentisi içerisine girdi. Bunu işte 10 yıllık Amerikan faizlerinden gördük ilk olarak. Dolayısıyla enflasyonun olduğu yerde ya da faizin reel getirilerin arttığı bir yerde altından, riskli varlıklardan çıkıp biraz daha risksiz varlıklardan çıkıp biraz daha risk alınabilir bir duruma geldi diyebiliriz. Öte yandan aşılama önemli bir faktör altın fiyatlarını etkileyen. Yani Mart ayı için söylüyorum düşüşü ve daha sonra yükseliş trendinde konuşuruz açıkçası. Dünyada ciddi bir aşılama şeyi başladı özellikle gelişmiş ülkeler için. Amerika bu aşılamayı çok ciddi önde götürdü. İngiltere keza öyle. Dolayısıyla ekonomilerin tekrar açılacağı, gelişmiş ekonomiler için konuşuyorum, beklentisi biraz yatırımcıları
altından altına satış getirdi açıkçası. Şimdi teknik olarak 1775 seviyesi önemli. Bunun altında belki işte tekrar 1760 seviyeleri test edilebilir. Ama yukarıda da 1800 seviyesini ben teknik olarak şey görüyorum, önemli görüyorum. Burada en takip edebileceğimiz neler var altın tarafından? Şimdi Fed'in yarın bir toplantısı olacak. Burada işte piyasada hala bir yani enflasyonist baskı görüşü var. Ama Fed bunu her fırsatta hayır kontrol altında, herhangi bir yani enflasyon kontrolü altında diyor. Dolayısıyla bu da tahvil faizlerini biraz kontrol altında tutuyor. Burada bir söylem değişikliği Fed tarafından beklemiyoruz. Ama tekrar bu beklentilerin yükselmesi piyasada ve 10 yıllıkların artması, yükselmesi altına satış getirecektir diye düşünüyorum. Öte yandan bir de belki hani altını yakından takip edenler bu arada hem internette hem televizyonda böyle bir şey bakır altın rasyosuna çok denk gelmiştir. Yani bundan çok daha yani bu pandemiye kadar belki takip edilmeyen ya da çok böyle dikkat edilmeyen bir rasyo olabilir. Daha çok biz gümüş altın rasyosunu biliyoruz. Şimdi bakır altın rasyosuna biraz piyasa takip etmeye başladı. Orada da hani beklenti şu, bakır fiyatları ciddi bir yükseliş içerisinde. Bu rasyoyu da yukarı çekiyor. Oradaki temel görüş şu, bakır daha çok bir endüstriyel metal olduğu için üretimin normale döneceği beklentisi var. Dolayısıyla üretimin normale dönmesi büyüme ve enflasyon demek. Bu da faizlerin artması demek. Dolayısıyla altına bir satış getirebilir. Yani yeni bir satış trendine tekrar girebilir altın. Dolayısıyla hani burada aşağıda 1775'in altında bir kalıcı olması lazım öncelikle. Ondan sonra belki hani şey yapabileceği seviyeler 1760 seviyeleri. Oralar takip edilebilir. Yukarıda da dediğim gibi 1800 seviyesi 100 günlük ortalamasını gösteriyor. O seviyenin üzerinde belki kalıcı hareketler altını yukarıya taşıyabilir. Affedersiniz. Pardon. Neden ıhı? Vallahi korktum ben de şu an. Yo, yeni test yaptırdım. Şu an temizim. Problem yok. Aman diyeyim. Ya valla Evet. hapşırmaya, öksürmeye, aksırmaya, tıksırmaya korkar olduk. Düz grip olacağım, olamıyorum onu bile. Bir hemen yanınızdaki bir açıklama yapma ihtiyacı diyorsunuz değil mi böyle? Tabii canım. Öksürüyorsunuz ama boğazdan bir Cin şey test kaçtı. yaptırdı. Su, boğazıma su kaçtı. Bu işte ne bileyim yeni test yaptırdım. Yok yok değilim kesinlikle. Altın tarafına var mı eklenecek başka bir şey? Yok yani burada yarın Fed'i takip edeceğiz yakından. Dediğim gibi orada bir söylem değişikliği beklemiyoruz. Ama olur ki yani şimdi yakın zamanda bir tapering yani varlık alımının miktarını azaltmaya yönelik bir sinyal verir ise bu dolar endeksini güçlendirecektir. Çünkü hani şu an genel olarak ben bir bakıyorum piyasada analistlerin beklentisi bu yılın sonuna doğru varlık alımlarında bir azaltma gidebileceği yönünde görüşleri var. Yani faiz arttırımı tamamen yani bütün bu genişlemenin bırakıp da faiz arttırma gidilmesi belki biraz daha 2023'ün seviye ama yıllar ama en azından bu varlık alımının seviyesinin bir azaltması dolara ciddi bir güç kazandıracaktır. Bunun sinyalini yani yakın zamanda verir mi bilmiyorum ama altın yatırımcısının yakından takip etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Mine Hanım bir de size bankaların durumunu sormak istiyorum. Bankalar Haziran'a kadar 2 puan artışı olur mu? Bütün parayı bankaya koydum ki 2 puan artarsa ev almak istiyorum. 2 puan. Mevduattan mı bahsediyorsunuz acaba? Yoksa 2 puan 2 kademe mi demek istediğiniz ve hangi banka diye o zaman sormam gerekir. Evet, mevduattan diye bahsediyor diye tahmin ediyorum izleyicimiz. Mevduat Hazine. faizlerinin daha da artacağını Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitme isteğinden kaynaklı olarak ben çok fazla tahmin etmiyorum açıkçası. Hayır garanti demiş. Tamam benim anladığım gibiymiş. İki kademe gider mi demek istiyor onu bilemem. Evet, piyasa bu ne O, yazık ki.
piyasa bu. Orada hiç ne zaman nerede ne olacağı belli olmaz. Ancak sadece onların neleri üzerinden işte temel değerleri üzerinden söz etmek mümkün olabilir ama her zaman da temel sahipli çalışmadığını hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Geçelim oradan ne tarafa doğru? Bir madem altın konuştuk, madem dolar TL konuştuk, sıra haliyle neye geliyor? TL bazlı Gram altınlara altın. geliyor, gram altın. Yani gram altın 540 seviyesiydi galiba bizim bu zamana kadar gördüğümüz en yüksek seviye. Ondan sonra 485'te bu hafta başında gördük. İşte hem dolar TL'nin hem demeyeyim dolar TL'nin etkisiyle bu 5 ayın en yüksek seviyesiydi. Şimdi altındaki risk şeylerimizi söyledik, ihtimallerimizi söyledik. Burada hani belki gram altın tarafında bir yükselişi beklemek için altın ons tarafında 1800 seviyesinin üzerinde bir seviyeyi hedeflememiz gerekiyor. Dolar TL tarafında ise yani burada analizimizi yaptık, çok şey yapmak istemiyorum. Tekrar 8.40 seviyelerine gelirse tabii ki bu 484 civarlarını tekrar test etmiş oluyoruz ama bu 484 daha önceden de 485 daha önceden de test ettiğimiz seviyeler. Burası biraz daha direnç olarak karşımıza çıkıyor. Yani yine gram altın yatırımcısıysak burada altın ons tarafında ABD yani enflasyon tarafını takip etmemiz lazım. Fed'in bu konuda yaptığı açıklamaları takip etmemiz lazım. Ama seviye olarak yani 8 seviyelerinde örnek veriyorum dolar TL'de bir geri çekilmeyi varsayıyorum. 8 seviyelerine gelirse gram altında da aşağı yukarı kabaca bir 450 seviyelerine öyle mi oluyor? Bir bakayım. Evet, 450 seviyelerini test et, yani 450 seviyelerine gerilemiş olabilir. Belki buralar ve yani bir miktar destek için düşünülebilir. Peki, Destek seviyesi oradan olarak. ufak ufak ne tarafa doğru geçelim? Petrol tarafında bir hareketlilik var mı diye sorayım. Çünkü petrol tarafındaki hareketlilik bize aynı zamanda bir büyüme sinyali, büyüme hikayesi gösterir mi acaba dedirtiyor. Daha gösterebilir çünkü hem ABD hem de Çin ciddi kendi ülke içlerindeki pandemiyi kontrol altına almış görünüyor. Dolayısıyla bu ülkeler en önemli petrol tüketicilerinden. Buradaki üretimin normale dönmesi aslında şöyle petrol talebini arttırır ama günün sonunda bu ülkeler yaptıkları üretimlerin birçoğunu gelişmekte olan ülkelere satıyorlar. Yani burada şu an piyasada işte İngiltere, Çin ya da Amerika tarafında bu pandemi kontrolü altına alındı diye bir iyimser hava var. Ama bu ülkelerin ürettiği ürünlerin pazarları ne yazık ki henüz pandemi kontrol altına alamamış ülkeler. Dolayısıyla global anlamda bir toparlanma, kontrol, COVID'de bir kontrol olmazsa ben bu iyimser havanın da geçici olduğunu düşünüyorum. Yani keza işte OPEC Plus'ın sekreteri bu hafta başında bir açıklama yaptı. Büyüme tarafında yani global anlamda petrol talebinin artacağını öngörüyorlar. Ama yine de risklere vurgu yapıyorlar. Tahmin ediyorum ki hani benzer düşünce içerisinde OPEC'te. Keza hani bir yandan da Hindistan vakası var önümüzde. Çok ciddi orada vakalar. Hem önemli bir tüketici. Dolayısıyla yani bu gibi pazarlar da Covid kontrolden çıkar ise ne yazık ki üretimin de orta vadede çok bir anlamı kalmayacak. Yani günün sonunda tekrar bir krize karşılaşabileceğiz. Bu hafta yarın galiba OPEC Plus'ın toplantısı var. Tahmin ediyorum bu benzer bir duruma vurgu yapabilirler. Yani şu an için petrol fiyatları arz tarafında bir değişikliğe gitmeyecekler. En son toplantıda yaptılar. Ama evet, arz tarafında demişken şunu da dikkat çekmek lazım. Libya'da biraz daha işler normale dönüyor. Dolayısıyla orada üretim normale dönecek. Galiba bir tane limanları da açılacak. Dolayısıyla arzın artacağı anlamına geliyor bu. Bu da petrol fiyatları üzerinde etkili olacaktır. Ben hani sadece işte Çin, ABD gibi ülkeleri odaklanmadan biraz global anlamda pandeminin nasıl gittiğine
odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum petrol fiyatları açısından. Yani teknik olarak bakarsak da kurutta böyle bir 64 seviyeleri belki önemli bir direnç. Onun üzerinde kalıcı olması lazım yukarı yönlü hareketler içinde. Aşağıda da 60-80 seviyeleri önemli bir destek gibi görünüyor. Ve gelelim şu herkesin birbirine sürekli olarak sorduğu ama hiç kimsenin konu hakkında hiçbir şey bilmediği ya da çoğunluğun bilmediği bir konuya. Ama niye olduğunu anlayamadığım bir şekilde işte ne bileyim bir şirketin CFO'sundan işte yolda tezgahta simit satan arkadaşa ne bileyim işte bir taksi şoförü arkadaşımızdan bir işte doktor arkadaşımıza kadar hemen hemen herkeste bulunan bir şeyden bahsediyorum. Acaba nedir? Kripto mu Evet. acaba? Süper. Ya ben orada şunu anlamaya çalışıyorum. Bu kadar bilinmez bir şeyde. Yani şimdi mesela ne yapıyoruz? Sistemi konuşuyoruz. Emtia konuşuyoruz. Kur çaprazlarını konuşuyoruz. Diğer yandan işte ülkelerin ekonomilerinden bahsediyoruz. CDS primlerinden bahsediyoruz. Eurobondlardan birazdan yine işte bahsederiz. Tahvilden, dipsten, şundan bundan bahsediyoruz. Özel sektör tahvillerinden bahsediyoruz. Bunların hiçbiri bu kadar halka arzlardan bahsediyoruz. Hiçbiri kriptolar kadar ilgi çekici olmadı. Ama öyle bir şey ki yani ve bunlardan bahsedebilmek için biz bunun için işte okul okuyoruz, hizmet içi eğitimler alıyoruz. Yetmiyor. Kendimizi daha da geliştirmek üzere destek olacak kitaplardır, yayınlardır, eğitimlerdir. Onlara katılıyoruz. Regülasyon yapan kurumun bu konuda önemli bir sınavı var. O sınav da yani bayağı ağır bir sınav aslında. O sınavlara giriyoruz, çıkıyoruz. Her bölüm için bir başka düzeyin lisansını almamız gerekiyor. İşte ben işte düzey 1 mi aldım ya da düzey 3 mü aldım dur şurada iki satır viyop yapayım diyemiyoruz da onun türev araçlar lisansının alınması gerekiyor. Ona giriyoruz falanlar filanlar. Ya arkadaşım hiçbir şey okumadan etmeden nasıl giriyorsunuz size bu işe? Ya da Büyük cesaret. sormadan. Gerçekten büyük cesaret. Çok büyük cesaret. Yani ben gerçekten bunu anlamıyorum. Biri de gelsin sorsun arkadaş ben bunu alayım mı desin. Bu nereden döner desin. Ben işte burada hisse senedi konuşurken mesela geliyorlar soruyorlar ya işte Ereğli ne olur, Petkim ne olur, Tüpraş ne olur. İşte geliyorlar mesela Beşiktaş ne olur, Galatasaray ne olur diye soruyorlar. Birine yaptığımız yorum işte şöyle olabilir, böyle olabilir, bilançosu şöyle. Öbürü hiç konuşmuyoruz. Niye? Çünkü işte batık şirket zaten taraftar kalıver orada deyip geçiyoruz. Ama yani bu kripto işi beni inanılmaz derecede şaşırtıyor. Yani şimdi biraz oradaki işin cazibesi bu kriptolardaki hareketlerin büyüklüğü. Yani ben yatırımcı açısından, yatırımcı demek istemiyorum aslında, biraz da müşteri açısından bunun şeyi. Çünkü yatırımcı olmak gerekiyor bunlarda. Her bir kriptonun bir hikayesi var, geliştirmiş olduğu bir teknoloji var. Nasıl hisse senedine yatırım yapılıyorsa, yani gelecek görülüyorsa, bunlarda da işte her bir kriptonun white paper'ı var, açıkladığı hedefleri var, yapmak istediği, bir hizmet etmek istediği bir amaç var. Bunlar okunulabilir, mantıklı gelebilir ve bunlara yatırım yapılabilir. Bunları trade de edebilirsiniz. Neden? Çünkü yani bir kriptonun neden var olduğunu, kripto paranın neden var olduğunu okursunuz. Onun bir teknolojisi ya da hizmet etmek istediği amaç çok mantıklı gelir. Ve onun değer kazanacağına inanıyorsunuzdur. Ve onu da belirli fiyatlardan alıp satabilirsiniz. Ama herkes alıyor diye almak gerçekten çok ciddi risk. Ya da hiç bilmeden ne alındığına dair hiçbir fikri olmadan insanların bunu yapabiliyor olması çok büyük risk. Keza İnternet açık kaynak. Yani her bir kriptonun neden var olduğunu ve neye amaçladığı çok açık. Yani belki bu bir hissenin analizi kadar çok zor değil artık. Çok daha basit anlatımlarla ulaşılabiliyor.
Ki bu yatırım yapmanın birinci şeyi araştırmak, öğrenmek, okumak ve bir makul sebeple, gerçekçi bir sebeple bu işe şey yapmak. Öte yandan ikinci işte işlem yapılacak yeri iyi seçmek. Bakalım orada önemli olan şey sonuç itibariyle işlem yapılan kurumun ne kadar güvenilir olduğu, işlem yapılan kurumun arkasında kimin durduğu. Şimdi bir takım saklama işleri de sanıyorum ortaya çıkacak. Saklama bankası üzerinde tutulmasına ilişkin bir takım çalışmalar var. Bu işin hikayesinin takas bank olmasının sanıyorum olacaktır önümüzdeki günlerde. Bir taraftan da gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir not bu. Ülkemizde birçok ülke insanı kripto zede olacak çünkü herkes almaya başladı. Böyle olacağını düşünüyor. Hakikaten çılgınlık haline geldi çünkü. Borsadan çıktım tamamen kriptodayım demişler. Borsadaki satışı, FX'teki hikayeyi kriptolara doğru gitmek isteğine bağlar mısın? Bağlar mıyım bilmiyorum. Bizim aslında çok güzel bir kitlemiz var Türkiye olarak. Yani yenilikçi şeylere çok hızlı adapte oluyor. Ben satışı direkt oraya bağlayamıyorum borsa tarafındakine. Ama bunun bizim için çok büyük bir hazine olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi dünyada bazı ülkeler bunun regülasyonunu kısmen yaptı. Yani kısmen diyorum çünkü çok böyle detaylı bir regülasyon yok. Sadece işte ya bir finansal varlık olarak kabul ettiğini söylüyor ya da işte bir ödeme aracı olarak kabul ettiğini söylüyor. Ben hem bu işte ülkenin vatandaşlarının buna ilgisini iyi kullanırsak ve devlet olarak da buraya iyi bir regülasyon getirebilirsek dünyada öncü ve önemli bir merkez olabileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bu regülasyon aşamasını umarım çok iyi değerlendiririz. Devlet olarak söylüyorum. Burada güzel bir regülasyon ve örnek olacak bir regülasyon çıkartabilirsek gerçekten Türkiye'ye çok ciddi miktarda katma değeri olacağına inanıyorum bu işin. Ama genellikle yeni çıkan enstrümanlarda yani bu sadece işte ne yazık ki dolandırıcılık konusu Türkiye'ye has bir durum değil. Her yeni bir şey başladığı zaman dünyada birçok örneği oluyor. Ne yazık ki hani bizim kabaca bildiğimiz böyle piyasadan takip ettiğimiz yurt dışında çok daha büyük vakalarda da karşılaşıldı. Yani keşke gönül ister ki bunlarla karşılaşmadan önce bir tedbir getirebilse. Ama ne yazık ki bazen biz yolda giderken öğrenmeyi seviyoruz. Umarım bu fırsatı iyi değerlendirebiliriz. Peki gelen sorulara, yorumlara vesaireye de bakıyorum da kripto borsası açın bizim BIST demişler. Kriptodaki satışı ben direkt şeye bağlamıyorum. Pardon, borsadaki satışı kriptoya bağlamıyorum ama insanların biraz tedbir amaçlı yani örnek veriyorum kriptoda kaybetti belki yatırımcının. Biraz bazen böyle insan para kaybettiği zaman soluklanmak için bir nefes alır. Belki Tamam. öyle şey yapmış olabilir. Birçok yatırımcı o durumla karşılaşmış olabilir yani. İnanın iyi ki varsınız demişler. Sizler iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Biz küçük yatırımcılara yılmadan her gün yardımcı oluyorsunuz demişler. Olacağız tabii ki. İşimiz, görevimiz, yapmak istediğimiz şey zaten bu. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Hem ben hem info yatırımdaki ekip arkadaşlarımız. Çok keyif alıyoruz çünkü bu işten biz. Yanınızda da olacağız. Borsada banka hisseleri defter değerlerin çeyreğine geldi. Takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Bence de doğru düşünüyorsunuz. Borsada saat 18 ile 18-10 arası yapılan işlemler doğru mu sizce? Niye yanlış olsun? Yani kapanış seansı. Kaç üyemiz oldu? Çok üyemiz var arkadaşlar. Kocaman bir aileyiz biz. Diyeyim. Şu CDS ve Eurobond da konuşalım. Ondan sonra ufak ufak kapatalım yayını. Şu an CD'si görebiliyor muyum bakayım? CDS En son 429 gibi gördüm ben ama.
Yani 300 seviyenin altına bayağı gelmiştik. Çok güzeldi. Ne yazık ki işte son zamanlarda artan riskler bizi tekrar 400'ün üstüne taşıdı. Bunlar tabii ki Eurobond fiyatları üzerinde de etkisi oluyor. Ben hani Eurobond için ayrı bir yayın yapabiliriz bir gün. Orada Türkiye'de dolar mevduatı taşıyan yatırımcıların sayısı oldukça fazla. Dolayısıyla mevduat üzerinde bir getiri için Eurobond değerlendirmelerinin faydası olduğunu düşünüyorum. Tabii ki CDS'ler biraz Eurobond üzerinde de fiyatlamayı negatif anlamda etkiliyor. Ama yine de Eurobond'lardaki getiri mevduat getirilerine göre oldukça iyi. Tabii ki hani benzer ürünler diyemeyiz birebir. Ama alternatif bir getiri olarak değerlendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum bu tarafta Peki, ağzınıza sağlık o da. zaman. Arkadaşlar, bu gece saat 3'te sahura kalkanı beklerim. Kalkmayanı da beklerim. Uyuyanları dürtüp uyandırsınlar. Kalk kalk Clubhouse'da info yatırım sohbet ediyormuş desinler. Biz bize sohbet edeceğiz. Odamıza herkesi bekliyoruz. Orada daha interaktif bir şey olacak, program olacak. Çünkü hep beraber konuşabildiğimiz bir olanak var diyelim. Ve hepinize keyifli, güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Sağ olun.